Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mor telgraf çiçeğimi nasıl büyüttüm ve bakımı hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü ben çiçekleri çok sevdiğim için birçok farklı çiçeğim var arkadaşlar. Bu çiçeklerimi arada sırada sizlerle tanıştıracağım ve bakımı hakkında da sizlere biraz anlatacağım. Çiçeklerimi ben çoğu kez arkadaşlar kendim evde hazırladığım vitaminli suları veriyorum. Aynen bu çiçeğimi de çünkü evde hazırlayıp verdiğim vitaminli suları sonra sizlere anlatacağım. Çünkü vitaminli suları verdiğimizde çiçeklerin daha hızlı ve bakımlı güzel geliştiğini de fark edebiliyoruz arkadaşlar. Çiçek severler çünkü bunu çok iyi bilirler. Bu mor telgraf çiçeği fazla güneşi sevmiyor. Yani gün boyu güneşi sevmiyor. Günlük 2-3 saat güneş yeterli ve açık havada daha çok güzel oluyor. Eğer ki salonda yani kapalı alanda tutarsanız renginin biraz daha yeşile döndüğünü fark edersiniz. Benim bu çiçeğim de balkonda ama çok güneş görmüyor. Az bir güneş görüyor çünkü yaprak. Bu çiçeğin yaprakları çok hızlı tozlanıyor arkadaşlar. Ben bu çiçeğimi haftada 10 günde bir defa duşun altında yıkıyorum ve yaprakları bu kadar tozundan arınmış oluyor ve tertemiz yaprakları oluyor. Bu şekilde içeride de tutabilirsiniz. Ama yaprakları çok tozlu, kirli olduğu zaman oldukça bakımsız görünüyor. Bu çiçeği yıkarken duşun tazyikli suyunu yaprakların üzerine verdiğimizde tozunu hızlıca alıp götürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapraklar da bu şekilde tertemiz oluyor. Çok hızlı büyüyen bir çiçek olduğu için saksısını biraz daha büyük yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü diplerine şöyle gördüğünüz gibi yavrular çıkıyor. Bu yaprakları çok taze çünkü hemen diplerinden, yaprak aralarından, köklerinden çabuk çoğalıyor, çabuk yavruladığı için saksısının biraz daha geniş olmasını size tavsiye ederim. Dar ve küçük saksıları sevmiyor bu çiçek. Yaprakları çok gevrek ve kırılgan olduğu için dokunana kadar bu şekilde yaprakları dökülüyor. Köklendirirken bu şekilde toprağa da bıraktığınız zaman 3-5 gün içinde kökleniyor arkadaşlar. Hemen kök salıyor. Çoğaltmak istediğinizde de şöyle dallarından hemen kırıp ister suda bekletin 3-5 gün, ister hemen toprağa diktiğinizde en geç bir hafta içinde köklenmiş oluyor. Çiçeğimizi köklendirmek için de şöyle bardağa su koyup suda bıraktığımızda birkaç gün içinde yani 3-4 gün içinde köklenecektir. Şu şekilde yaprağını da koyup köklendirmeye bırakabilirsiniz. Çiçeklerinizin daha bakımlı, daha hızlı şekilde büyümesini istiyorsanız arkadaşlar, evde hazırlayabileceğiniz çok güzel vitaminli suları çiçeklerinize haftada 10 günde veya artık bıraktığınız iklime göre, hava şartlarına göre sulayabilirsiniz. Ben haftada bir defa bu evde hazırladığım vitaminli suları çiçeklerime veriyorum. Eğer salonda yani kapalı ortamda tuttuğunuz çiçeklere haftada 10 günde bir su yetiyor arkadaşlar. Ama açık havada ya da balkonda, bahçede baktığınız çiçekleri haftada 2-3 defa sulamanız yeterli oluyor. Şu şekilde muz kabuklarını arkadaşlar, muz kabuklarını ben çiçeğime hazırladığım suya doğruyorum. Ve aslında bu hazırladığım vitaminli suyu bir gece bekletiyorum arkadaşlar. Hazırladıktan sonra hemen çiçeğime dökmüyorum. Bir gece bekletin, tamamen vitaminleri suya versin, sonra çiçeklerinize dökün. Muz kabuklarını doğradıktan sonra şöyle soğan kabuklarını da yine küçük küçük doğruyoruz. Ve daha sonra da patates kabuklarını. Patates kabuklarının suyu da çiçeklere çok iyi geldiğini belki çiçek severler kullanmışsa çiçeklerinde iyi bilir arkadaşlar. Bu şekilde ben hazırlıyorum ve suyunu da döküyorum. Bu şekilde suyunu da döktükten sonra bir gece bekletiyorum. Ve daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kuru maya arkadaşlar. Bu kuru mayayı da döktükten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Dediğim gibi bunu hazırladıktan sonra
Yani en az bir 5-6 saat bekletin ki bütün vitaminler birbirine geçsin ve sonra çiçeğinizin dibine dökün. Bunu haftada 10 günde bir defa çiçeklerinize, yani güzel bakımlı olmasını istiyorsanız çiçeklerin bu şekilde vitaminlerini hazırlayıp çiçeklerinize dökün. Bugün de telgraf çiçeğime nasıl bakıyorum? Evde hazırladığım vitaminli suları kaç güne bir veriyorum ve bu çiçeğim nasıl bu kadar hızlı büyüdü, nasıl bakımlı ve canlı görünüyor? Sizlerle bunu konuştum arkadaşlar. Yeni bir videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.